Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Olayın şüphelisi olarak önceki gün gözaltına alınan ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Serkan K hakkında verilen karara savcılık itiraz etti. Halk otobüsü şoförü Serkan K için yurt dışına çıkış yasağı konulmuş, haftada bir karakola giderek imza vermesi kararlaştırılmıştı. Serkan K. ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, sokakta elindeki sopayla bazı kişileri dövdüğünü, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etmişti. Gözaltına alınan bir diğer isim A.Ö. idi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tanıkların da tanımadığını belirtmesi üzerine serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı ve polis müfettişleri de Eskişehir'de incelemelerine başladı. Jandarma kriminal laboratuvarının da olay yerindeki fırının güvenlik kameralarını açmak için büyük çaba gösterdiği öğrenildi. Savcı 150'ye yakın polisin ifadesine başvuracak. Polislerin tanıklar tarafından teşhislerinin Eskişehir Jandarma Komutanlığında yapılacağı öğrenildi. Bu arada Ali İsmail Korkmaz'ın son ifadesi de ortaya çıktı. Korkmaz'ın beyin kanaması geçirdiğinin tespit edilmeden önce Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdiği öğrenildi. Eski gar arkasından evime gittiğim sırada 5-6 kişilik bir grup önüme geçerek ellerindeki sopalarla saldırdı. Kafama, sırtıma, omzuma ve bacaklarıma vurdular. Yere düştüm, başım ağrıyor. Bana kimlerin neden vurduğunu bilmiyorum. Sivil kıyafetliydiler, şikayetçiyim.